Arkadaşlar bu videomda sizlere insanların yaptıkları e, işler kişisel gelişimlerinde etkileyicidir ve kişilik gelişimlerini etkiler, etkiliyor da bu konuda bilgi vermek istiyorum. Örnek veriyorum, gayri e, meşruya alışmış bir insan e, artık hiçbir şey umursamaz olur ve etkisiz elemandır. Öyle söyleyeyim ben size. Ama meşru işler yapan insan da e, bir şeylere umursuyor. Öyle söyleyeyim ben size. Mesela ee, öğretmenler, öğretmenler sosyalist insanlardır, devrimci insanlardır, ee, herkesin iyiliğini isterler, öğreticilikten, öğretmenlikten geldikleri için e, bilgilerini saklamazlar, bilgilerini rahatlıkla paylaşırlar, ee, kapitalistler gibi, ticaret yapanlar gibi bencil değillerdir, bencil olmak zorunda da değillerdir, ticaret yapanlar e, bencil olmak zorundalar, e, çünkü kendileri kazandığı için e, o, Çarkı o dükkanı e, çevirmek için bir şekilde e, kendileri bir şeyler satmak zorunda olduğu için e, yani bir şekilde değişken ruhlu oluyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Akşama kadar dükkana kaç kişi geldiği için değişken ruhlu oluyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama memurluk yapan bir kişide çok fazla değişken ruh göremezsiniz. Çünkü... E, işini yapıyor, akşam eve geliyor, öyle söyleyeyim ben size. Memurluk biraz dinginlik oluyor, öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama tabii ki bu sizin mesela yaptığınız memurluk çeşitine göre değişiyor. Mesela Türk Hava Yolları'nda çalışan bir memurla normal bir e, e, devlet dairesinde çalışan memur aynı değil. Benim hemen anlatabildim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Türk Hava Yolları'ndan çalışan bir memur oraya gelen e, uçağa yetişmesini sağlayarak memur e, çok mücadele ediyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Çok mücadele ediyor e, ve kan ter kalıyor. Bunu ben bizzat yaşadım orada bir dönem çalıştığım için. Sonrasında e, örnek veriyorum e, anket işi. Anket işi yapanlar, e, anket işi de yaptım okul döneminde. Ee, okul döneminde şey kapandığı için um, yazın yazın olduğu için farklı yerlere gittiğiniz için farklı insanlarla muhatap olduğunuz için bu ilk başta çok güzel bir şey ama sonra farklı insanlarla e, muhatap olmak sizi yoran bir şey yoruluyorsunuz sevgili arkadaşlarım sevgili ziyanlarım hmm. başka 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 Mesela medyacılar ve havacılar bunlar da değişken ruhlu insanlardır. Değişken ruhundan kastım şu, nerede ne yapacağı belli olmaz. Bir bakarsınız güvenilirsiniz, bir bakarsınız güvenilir çıkmayabilir. Bir bakarsınız güvenmeyebilirsiniz, bir bakarsınız güvenilir çıkabilir. Çünkü ruhları değiştiği için hatta bunların ne yapacağı belli olmayabiliyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler Aynı şey mesela pavyoncular ve kumarcılar içinde derler. Pavyoncular ve kumarcılar içinde derler. Ee, çünkü bunlar da gece aleminde çalıştıkları için e, belli bir de sonra ruh değişiyor. Yani bu ruh değişmesi nasıl bir şey biliyor musunuz? Siz e, hani içki için derler ya şişede durduğu gibi durmuyor diye. Aynen öyle. Mesela siz bir ilaç almadan diyelim başınız ağrıyor. E, Başınız ağrır, ağrırken iyisiniz. Ama başınız ağrıdıktan sonra a, şeysiniz. Yani ilaç aldıktan sonra rahatlama oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Öyle. A, başka başka. Ya tabii ki hani mesela şöyle de bir genelleme yapmak da istemiyorum ben size. Yani hani işte öyle e, karşıyım demiştim ben size. Hani insanların yaptıkları işler karakterlerinde, karakterlerin oluşumunda etkileyicidir, tamam. Bu doğru. Etkileyicidir, tamam bu doğru. Ama illa ki şu meslek grubundan yapanlar işte... E, hani zararlıdır zararsızdır e, kesin kez yargıya varmak. Mesela Erol Taş adam oyunculuk yapıyor. İşte e, filmlerde kötü karakterler canlandırıyor falan. Kahveye gidince insanlar diyor ki Allah senin belanı versin falan filan diyorlar Erol Taş'a. Bela okuyorlar falan filan. Adam diyor ki ya Orol ya gerçekten insanlar bela okuyor diyor. Çünkü oyunculuk yapan kişinin ruh hali değişiyor ama role kendinizi kaptırıp kaptırmamanıza Size kalmış bir durum sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. Yani aynı şey e, roman yaz yazarken de oluyor. Roman yazarken de oluyor. E, roman yazarken mesela ben şöyle söyleyeyim roman yazdığımda gerçekten e, olayın içerisindeymişim hissettim kendimi. Bilmem anlatabildim mi? Yani e, sanatçılık, yazarlık böyle bir şey. Roman yazarken olayın insanız neticede. Yani bana bir şey olmaz diyemeyiz. Duygusalız, her şeyden etkileniyoruz. Olaylar, hem fiziki olaylar hem toplumsal olaylar hiçbirimizin elinde değil. E, yani bir şekilde... E, Olayın içerisinde etkileniyoruz. Nasıl ki bir dizi film izlediğimizde ya da bir sinema filmi izlediğimizde... ...bir e, kişi ağlıyorsa ya da gülüyorsa ondan etkileniyoruz ister istemez. Bir şarkıdan da etkiliyoruz. Çünkü duygularımıza dokunuyor. Hatta Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya... ...kanıma dokunuyor ne yalan söyleyeyim falan filan. Harbi Sezan Aksu çok güzel şarkılar yapmış. Yani şu ülkede var ya... ...beste fabrikaları, beste gerçekten iyi icra eden... Gerçek sanatçı diyeceksiniz ki biliyor musunuz? Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe. Bunlar yürekten kopan, yürekten yazan insanlar. Bunlar gerçek insanlar. Yani arkadaşlar şimdi mesela işte bu da sizin karakterinizi oluşturuyor. Şimdi mesela hani şarkıcılar için derler ki rahat oluyorlar falan. Şimdi o rahat olmasının sebebi ne biliyor musunuz? içerisindeki duyguyu aktardığı için rahat oluyor. Hepimiz insanız. İnsan doğası gereği. Bakın evlense de annesi babası da olsa. E, yürekten kopan bir şekilde kendisini duygularını ön plana çıkaran. Yani bir şeyler olması gerekiyor. Sizin yüreğinizden e, kopması gerekiyor bir şeylerin. Bilmem anlatabildim Yani şöyle bir şey. Sizde. Ee, o cevher olmasa siz yazamazsınız. Yani şu anda biz bizleri dinliyorsunuz, YouTube videosu çekiyoruz falan filan. Ee, eğer ki hani bende ya da diğer arkadaşlar da o cevher olmasa sizler izlemezsiniz. Böyle de bir gerçek var. Çünkü bunlar yürekten çıkan kelimeler, e, yürekten kopan e, kelimeler sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. İşte bunlar bizim karakterimizin duygusal oluşumuzdan ve e, benim öyle söyleyeyim. Sizlerin de olmak üzere. E, duygularımızı açığa vurmaktan kaynaklanıyor. Yani yaptığımız iş duygularımızı bir şekilde etkiliyor. Etkilemiyor diyemeyiz. Yeri geliyor sert oluyoruz. Yeri geliyor güreç oluyoruz. Yeri geliyor başka şeyler olur falan filan. Yani hani insan ne yapacağını ne edeceğini bilemiyor neticede. Sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Um, Evet. Yani yaptığınız işler ki bir de şöyle bir şey ben dedim ki yap insanın yaptığı işler karakterini belirliyor dedim. Ee, bir de şöyle bir şey de var insanın yaptığı günümüzde e, insanda karakter, hmm, şöyle söyleyeyim ben size, karakter kargaşası var. Yani benim bir üniversitedeki hocam derdi ki insan kendini tanıyamaz ne yaparsa yapsın. Doğru diyor gerçekten. Niye tanıyamaz? Mesela ben bir öğretmen arkadaşı tavuk satarken, pirinç satarken, makyaj ürünü satarken görüyordum. Şimdi onun işte makyaj ürünü satıyor, tavuk satıyor, pirinç satıyor demesine göre kişilik analizi yapmak ya da işte sadece öğretmenlik yapıyor diye hani iyidir diye bir analiz yapmak ya da doktordur diye bir analiz yapmak e, doğru değil. Yani burada bir karakter kargaşası var. Bilmem anlatabildim mi? Yani şimdi mesela her doktor bilgili değildir. Tıp kitaplarını okumaktan diğer kitapları okumamıştır, okuyamamıştır sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bilmem anlatabildim mi? Evet, yani günümüzde özellikle e, bu özellikle kapitalist çağda İnsanlar e, kendini tanıyamıyor, tanıyamıyor öyle söyleyeyim. İnsanlar kendilerini tanıyamıyorlar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Sürekli insan çünkü değişim içerisinde bir şeyler değişiyor falan filan. E, yani mükemmeliyetçilik, fazla da mükemmel diyeçilik olmaması gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.